Merhaba ulusalım, ben Serdar ve GTA Vice diye hoş geldiniz. GTA Vice'de en son neler yapmıştık? Haitililer için görev yapmıştık. Kübalılara karşı gelmiştik bu sefer. Tam olarak senaryoyu bilmiyorum ama zannımca ikisi adına da çalışacağız. En sonunda ikisini de elime geçireceğiz. İkisinin kontrolünü, ikisini de bize bağlı gemiyi ettireceğiz. Öyle bir şey yapacağız herhalde, emin değilim. Her neyse, şöyle bir şey söylediniz siz, bu senaryonun devamı için benim bazı görevleri yapmam lazımmış, özellikle Malibu falan. Bazı yerler satın alıp onların görevlerini yapmam lazımmış. Ben Malibu'nun nerede olduğunu gene unuttum. Neredeydi lan bu? Bir de bazı ahbaplar şey diyor işte, sen Malibu'nun nerede olduğunu nasıl unutursun falan filan. Ben şey yapmıyorum ki, ben Vice'e daha yeni başladım. Malibu'nun nerede olduğunu bilirsem bu çok büyük bir şanstır benim için. Okey, Malibu nerede olabilir şu anda? Neyse, bakacağız ya. Kuzeye doğru gidelim. Hu buradasın. Kuzeye doğru bir gidelim bakalım ya. Malibu'yu bulur eninde sonunda. Sol taraftan mıydı acaba? Nereye bu ya? Ana yolu takip edelim. Ana yol, ama burada bir belirli bir ana yol yok ki. Şöyle dümdüz gidelim. Dümdüz gittiğimiz zaman bulacağız eninde sonunda. İnanıyorum ben. Ama benim 82.137 param var. O yüzden bu fırsattan hemen, bu karardan hemen ilk fırsatta vazgeçip sol tarafa döneceğim ve doğrudan şeye uğrayacağım. Gidip oradaki paramı alacağım. Ondan sonra da gene ya Haitilerin ya da Kübalıların görevlerini yapacağım. Onlar bayağı para vermiyor. Onlar da para vermiyor. Hiçbir şey para vermiyor ki bu oyunda kardeşim. Seni soyayım mı? Ne kadar para veriyor ki bu? Bir soyayım bakayım ya, ne kadar para verecek. Ne oluyor lan? Ya ha. Hacı da bir git lütfen lütfen. Sakin. Bas gaza. Gaz baza. Hadi. Kurtarırsın. Hadi bu polisler beceriksiz. Hadi. Polislerin beceriksiz olduğunu biliyorsun. Biliyorum. O yüzden kurtarabilecek o polis mi? O polis. Ama yetişemiyor. Benim hızıma kimse yetişemiyor. Hop. Uhu. Polise ne çarptım öyle be. GTA 5 olsaydı polis ölmüştü. Ya bari yaka değiştirirken, yaka değiştirmek. Uf. Bari karşı tarafa geçerken şey yapsa. Buradan karşıdan polis gelse var ya, öyle böyle ağzımı burnumu kırmaz benim. Bak, polis hemen arkamda. Nefesini ensemde hissedebiliyorum. Polisin nefesini ensemde hissediyordum. Arabamın gazını asılıyor. Arabamın gazı da bana asılıyor. Bir tane tokat çarptım. Ben gene uçuyorum. Hala 2 yıldız ya. San Andreas'ta olsa peşimi bırak. San Andreas'ta olsa bu kadar hayvan gibi polis gelmezdi. Haiti görevlerini bitirince mi geleyim? Beyler sakin. Kanka arabanı haşat ettim ama kusura bakma. Au. Dirseğim acıyor. Koltuğu yakında değişeceğim zaten. Kaç! Oğlum kaç! Panzer. Yapacağım bunu ya. İstemiyorum artık şey yapmak. Hani zorlanıp sürekli bir görevi baştan yapmak istemiyorum. Sıkarsa gel ezin ulan. Tank kullanıyorum. Patlama nerede olursa olsun, hangi oyunda olursa olsun güzeldir. Yes. Daha 2 yıldızım ama o kadar polis patlatıyorum, 2 yıldızım. Tamam, 3 yıldız oldum. Ya şuna bak ya, şu patlamaların güzelliğine bak ya. Ama ve lakin helikopteri gönderiyorlar artık peşimizden. Oğlum ben bu tanktayken siz hiçbir şey yapamazsınız. Kamyon, seni patlatacağım kanka. Lan sinek bir git. Bir sinek, ha şey. Yıldız. Sakin olun, yıldız alım lütfen. Yıldız güzeldir. Ne? Neden 3 yıldız oldum? O 4 yıldızdım o zaman daha önce. Vay be. Bayağı sağlam gelmişiz ha. Hah.
Geldik. Tükürdüğünü yala. Ha. Hello. I'm looking for somebody around here. You're looking hungry, Tommy. Do I know you? Evet, tanıyorsun. Tommy gene uçtu ya. Sen bir calısın. My boys can war with them Cuban boys. Evet, biliyorum. No guns. But the Cubans have a surprise coming. While they fight in the streets, you take this rifle and kill them in the hubbub. No one tamam. Sees you, no one hear you. Tamam, sıkıntı olmasa da derim ben. You do this for me, and you no longer tie to my apron string. Ben ciğer sevmem teyze. Ne yapıyor lan bu kadın? Tommy'ye bir şeyler yapıyor. Oo! Ha yok, sadece Kübalıları belli bir mesafeden gebertmen gerek. Seni fark ettiler mi? Neden? Ha? Ha, yukarı çıkacaktım, doğru. Teyze affedersin ya, olmadı o iş. Tükürdüm ama yalayamadım. Bu savaşı kazanmalıyız. Tamam, sıkıntı yok, ben buradan halledeceğim. O hap almak istemiyorum, hapçı değilim ben. Ben temiz bir insanım. Herifi nasıl öldürüyorlar, bak 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 bak. Dikkat, kübalar takviye güç ettiler. Güç geldi. Tamam. Takviye güçleri sıkıntı yok bizde. Takviye güçleri de hallederiz. Takviye güç getirmişler. Daha mı getirdiler? Bak 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 bak. Kübalar ne biçim getiriyor öyle? Siz bir ölsenize. Öldü o da inşallah. Daha var, bir tane daha var. Hayır, öldüremezse onu. Al. Bir kübalı kal şey, bir Haiti'li kaldı geriye sadece. Kanka. Katana vardı. Katanayı kaçırdım. Neyse, sıkıntı yok. Bir de sniper'ım oldu artık. Ha, bir de şey söylediniz ya, çok sağ olun. Ha, tüm görevleri bitirdim herhalde. Bizim Versatility'nin şey, Diaz'ın eski konağının, yani bizim yeni konağımızın altında silahlar varmış, sağ olun. O silahları bulacağız, halledeceğiz. Ya şey, gelip saçmalayanlar var. Eğer aynı zihniyet buradaysa lütfen burada olmasın. İşte neden hala Vice'de oynuyorsun GTA 5 varken diye. GTA 5, herkes GTA 5 oynuyorsa neden Vice'de oynuyorsun diye. Ben GTA 5'de oynadım, Vice'de oynadım, San Andreas'da oynadım. GTA 3'de oynadım, ben her türlü GTA oynuyorum. Ben oyunun yeni çıkıp çıkmamasında da değilim. O zihniyetleri şöyle bir dışarı alalım da. Önceden onu bir söyleyeyim. Gene kim sıkıyor bize ya? Hayır, siz neden sıkıyorsunuz? Ben size az önce yardım etmedim mi ulan? Ne kadar hain insanlar bunlar. Tövbe tövbe, neyse hadi bakalım. Biraz sonra şimdi Haitileri öldüreceğim değil mi? Bu kadar. Trojan Voodoo. Hey, ne haber bebeklerim? And then I'm going to make love like a man. You know that, Chica? Something like this. Ah, 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 ah. Gross. Hey, baby. I wouldn't touch you with a 10-foot pole. Humberto Robina, he likes the ladies, not some goat in a skirt. Tommy, I love you. I love you. Gidelim hadi. Manyak, manyak bu adam. Ne biçim manyak arkadaşlarımız var bizim. Besides, I just had one. We're gonna take out the Haitians. Tommy, how do you take out a snake? Bilgilanlama. You bite him in the ass. Whatever you say, Humberto. Tommy, yılan arka plan olduğunu bilmiyordum. Ama diğer bir deyişle, evet, yılanlar nerede? Take them out to the Haitians. Yılanlar zoraki ihtiyaçları nereden karşılıyor? And you use their solvent as an explosive. Boom. Bye bye. Neyse, adamları öldürüp patlatacak mıyım? I'm going to stay behind and watch over the cafe with Papa. He's not feeling so good, you know? Korkak. The last thing I needed was this. Maybe the last thing I needed was an enema, but this comes close.
Aa merhaba kanka, nasılsın? Pepe! Pepe! Pepe gel. Seninle şimdi şehre turlayacağız. Arkadaş edineceğiz şimdi seninle. Gitmem gereken yeri yazmıyor. Pepe'yi al, kuzeye doğru küçük haritaya git ve bir voodoo arabası çal. Tamam. Kuzeye doğru gideceğim. Ve bir voodoo arabası çalacağım. Voodoo arabasının nerede olduğunu gayet iyi biliyorum ama haritliler beni gebertir. Adam çapkınlık hikayelerini anlatıyor ya. Sapkı. Bekle küçük ayeti, bekle. Aa! Dur. Yok sen küçük şey Trojan Voodoo değilsin ama sen Voodoo değilsin. Sakin ol kanka, buralarda bir yerde bir şey olması lazım. Sen teyze, sen nerede, sen nerede oturuyordun ya? Teyzenin evinin önünde hemen şey vardı. Dur biliyorum. Oo, Haitiler geliyor. Kanka bak şimdi ne yapacağız? Teyzenin arabasını çalıyoruz. Bin çabuk, Haitiler gelmeden önce. Güzel. Gel. Bin atla. Muchocha, o ne lan? Rico ve diğer Kübalılar ile konuş. Rico ve diğer Kübalılar hemen burada mı? Düşman bölgesinde mi? Şey cesur insanlarmış, ne diyeyim yani. Mal gibi etrafta dolanıyorum işte. Ne? Benim gibi bir insan fantezi yapıyor işte, ne yapalım. Beyler sıkmayın. Hadi sen ne yapıyorsun ya? Pat diye gelin önüme. Manyak bu insanlar, şehrin insanları manyak. Evet. Ne yapıyoruz ya? Hiçbir şey anlamadım. İspanyolca falan konuşuyorlar. Haiti ile uyuşturucu fabrikasında diğer Kübalılarla buluş. Bu görevde öleceğimi düşünüyorum sanırım. Sanırım şöyle arabayla gideceğiz. Aynen. Güvenlice park edilinceye kadar arabada kal. Oo, içeri giriyoruz. İçeri sızıyoruz. Hiç giyiniş tarzımıza falan bakmıyor zaten. Bu Haitililerin hepsi gördüğünüz gibi zenci. Irkçılık yapmıyorum. Hepsi zenci. Hepsi aynen öyle. Ve şey yapmıyorlar. Beyler bekleyin. Gözünü seveyim bekleyin. Biz burada 3 araba geldik. Hop. Tamam güzel, hadi girelim içeri. Al. Öldü. Çok mal bunlar ya. Harbiden çok mal. Hiçbir şey sıkamıyorlar. Zaman olacak. Çabuk. Oğlum aşağıya atla. Tommy ne yapıyorsun? Öleceğiz Tommy, patlayacak bu mekan. Tommy. Kaçın. Hop. Patlamaz burası değil mi? Allah'ım. Nasıl bölgeden yeteri günce kadar uzaklaşamadım? Ne patlatıyorsunuz siz? Uranyum mu var o şeyin içinde? Ne var? Kim sıkıyor lan bana? Ah. Bir de katliam mı yapayım? Bak buradan çıkamıyoruz ha. Arabaları alalım. Arabalar yok. Arabalarımız yok.
Nasıl çıkacağım? Yeterince uzaklaşamadık ne ya? Nasıl kaçacağız ki buradan? Kimsin ki oğlum? Polis git gözünü seveyim ya. Aspirine. Ya neyse hile yazmana devam edeceğim. Ben buradan nasıl çıkacağım ki? Bak bak çıkacak yer yok. Burası açılıyor mu ki? Açılmıyor. Duvar var burada. Hadi siz bizi burayı içeride kilitlediniz. Polisler de gelip çarpıyor herhalde duvara. Allah Allah. Bakalım bakalım. Şurada mı gideceğiz acaba yoksa şuradan mı devam ediyoruz? Buran var mı devam? Yo. Bana mı sıkıyorsunuz? Oğlum bir gidin, bana dalmayın. Lan gidin. Tamam hadi öldürün, hadi öldürün. Hepinizle savaşacağım. Ah ah ah. Öldürdü, gittim ben. İnanmıyorum hepsini öldürdüm. Böyle gelin öldürün beni. Kaçma oğlum öldürün lan adam ol erkek gibi yüzleş lan. Yaşamayı hak etmiyorsun sen. Beyler öldürün beni. Tövbe tövbe. Hah helikopter gel öldür beni. İçeride vardır çete elemanlar değil mi? Hiç yok. Güvenemezsin bu tür şeylere. Kardeş siz bunu katledeceğim ben kusura bakmayın. Okey onu da öyle hallettik. Kim sıkıyor? Polis. Polis sen misin? Polis öldür beni polis. Yok o ambulans. Polis. Hah gelin. Gelin. Öldürün beni. Çok dramatik ölüyoruz ya. Çok dramatik ölüyoruz valla. Ah. Şimdi benim şey yok bu durumda. Neyse binelim bakalım taksiye. Götürsün bizi. Garaj taksi. Silahsız gireceğim. Ya silah olan bir yer biliyorum. O yüzden sıkıntı olmayacak. Geç buraları. Gerek yok. Bekle. Arabana el koyuyoruz. Vice City hükümeti adına Vice City bağımsızlık ilan ediyor ve arabana el koyuyor. Geçerken bazı Haitilileri zip onlardan da silahlarını alabilirim. Öyle bir ihtimal de var. Sakin. Bu gene bır 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 konuşacak. Ezebileceğim Haitililer var mı yoksa polis mi gelir peşimden? Yok galiba neyse. Şuradan dümdüz gidelim. Burada silah ha silah. Allah'tan 30 mermisi var. Kaybetmedim burada işte burada. Al. Muchacho herhalde kardeş mi demek? Yoldaş mı demek? Öyle bir şey demek herhalde. Bunlar Kübalılar olduğuna göre daha çok yoldaş demektir. Gene fantezi yapıyormuş. Tamam. Heh. Şuradan geçebiliyoruz değil mi? Güzel. Çok organize olmuşlar yani bunlar. Ben... Sözlerine dikkat et lan. Çünkü vamos. Here. Zango control everything.
Burası tam bana göre olmalı. İyi pizza yaptıklarına göre. Uf, çok terliyorum. Bugün o kadar sıcak, bu akşam o kadar sıcak değil. Biz arabadan çıkana kadar fark etmiyorlar bizi. Arabanın camları herhalde. Yok, dışarıdan görüyoruz. Haitlilerin bir problemi var. Ama burada şeyi kapatıyorlar ya. İşaretli yerde arabayı park et ve arabadan çık. Ben içeri girmeyeceğim. Direkt herkesi öldürüp... Herkesi öldürdükten sonra şey yapacağım. Dur dur, sakin. Gel bakalım sen buraya. Çok güzel. Şu dışarıdaki elemanları bir avlayacağım ben. Beyler. Çok güzel. O öldü. Çok güzel. İki yıldızımız oldu ama artık güvendeyiz herhalde. Yok, içeride adamlar var. Öl lan. Bizim evler birbirine sıkıyor. Oğlum yavaş, iç savaş çıktı. Adamı topuğundan vurdum be. Neresi? Ha, sen buradasın değil mi? İlk önce yukarıyı alalım, sonra aşağıya doğru ineriz. Silahlar bir de çok yavaş kayboluyor. Çok hızlı kayboldu daha doğrusu. 1000-2000 dolar harcayacağım yerde adamların silahlarını aldım. Ve inanılmaz bir zaman kazandık. Çabuk 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 kaçarız be. Kaç 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 kaç. Oğlum binin. Bu neden açılmıyor? Neden açılmıyor bu? Açıl! Ben bu olayı anlamış değilim kardeşim. Öldür beni hadi. Öldürün beyler. Kollarınızı attım kendime. Sanırım diğer adamları öldürmeyeceğiz. Arabada kalacağız. Ve böylece ki arabada kalarak... Ya ben düşmanın o kadar aptal olabileceği ihtimalini hiç şey yapmadım, düşünmedim. Demek ki öyle bir ihtimal var. Normaldir, Vice sonuçta. Trojan. Truva Voodoo'su diyor. Voodoo... Bu Haitilerin kullandığı araba türü. Truva efsanesini biliyorsanız bir Truva diye bir tane kent var. Düşmanlar bu kente girmek için Truvalılara bir tane devasa bir at hediye ediyorlar. Ama bu devasa atın içine bu devasa tahtadan yapılmış bir at hediye ediyorlar. Ama bu tahtadan atın içine şeyler koyuyorlar. Askerler falan koyuyorlar. Bu askerler gidiyor kapıyı açıyor. Surların kapısını falan açıyor. Surların kapısı açıldığında düşmanlar içeri girip şehri yakıyor, yıkıyor. Ama Truva bayağı eski bir yer. Hani sadece şey değil. 9 katmanı falan varmış bunun. Yanlış bildiğime göre. Katman derken arkeolojik katman. Yanlış mı biliyorum? Emin değilim ya. Hiçbir şeyden emin değilim ama. Pizzacı burası. Biliyorum. Söylüyorum daha zaten. Ağzını burnunu topla. Ağzını burnunu kırarım. Ağzını burnunu dağıtırım senin. Benimle doğru düzgün konuşacaksın bundan sonra. Anladım yani yapacağım şimdi, tamam. Sıkıntı olmaz artık bundan sonra. Deli gibi kullanıyorum ya. Adam da haklı yani, deli gibi kullanıyorum şu anda. Bizim mekan neredeydi ya? Tam mekana yaklaşmışız, tam sıkıntı yok. Arabaya bayağı haşet ettik ama. Şurada olması lazım. Arabamızın. Güzel.
Silahımız da burada. Bu silah çok önemli. Neden önemli? Hiç silah olmasa bile bununla bir iki kişi öldürüp onların silahlarını alıyorum. Bu yüzden bayağı önemli oluyor. Atla bakalım. Atla bakalım. Muchacho benim. Muchacho'sun sen bundan sonra. Kübalar benim muchacho'm bundan sonra. Evet, gene her zamanki şeyi yapıp geri dönecektim. Abo! Sıkıntı yok beyler. İsteyerek olmadı. Kendi muchacho'ları öldürdüm. Hola amigos. Hola. Vamos indeed. Ya şu GTA senaryolarının, Rockstar senaristlerinin şeylerine bayılıyorum. Mizah anlayışına bayılıyorum. Cidden bayılıyorum. Hayranıyım yani. Mesela GTA 4 o kadar da şey değil. Mizahi olarak o kadar da gelişmiş değil ama GTA Vice City'ye bakın. GTA San Andreas'a bakın. GTA 5'e bakın. Mizah olarak çok gelişmiş oyunlar. Tam arabayı saklayacağız. Sonra arabalara binip geri döneceğiz. En azından öyle düşünüyorum. Başka bir yolu yok çünkü. Anlamadığım şey, şimdi gerçekten benim taktik işe yararsa diğer adamlar harbiden gerizekalı. Böyle bir sizi sahneden dışarı alalım. Ha, polis de hemen kovalar zaten. Gelin gelin nereye? Tamam, seni de aldık. Koş 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 şunlar bir gitmeden önce. Hah. Yukarı aman şey yapmayalım ya. Şu sayacı başlatmayalım da. Şu kapıdaki iki adam var ya, ben onlar şey zannediyorum. Onları öldürmemiz gerektiğini zannediyorum ama onlar kapıyı açmak için orada duruyormuş meğerse. Ne biçim atladık öyle. Tommy Vercetti'nin becerilerine hayranım. Gel gel koşun koşun koşun. Binin arabalara. Binin. Beyler atlayın hadi hadi, gözünü seveyim atlayın ya. Oğlum. Kapıyı açın lan. Oğlum kapıyı açın. Nasıl geçeceğim ben bu garibi? Aa, şuradan geçiyormuşuz. Şuradan kaçacağız herhalde bu tarafa doğru. Hadi be. Beyler öldürün beni, alın size aitim. Allah belanı versin. İsabet ettirmeden az önce o kadar mermimi boşalttın. Ha, şöyle aranıza gireyim. Birbirlerini sıkabiliyorlar mı bunlar? Sıkabiliyorlar da neyse. Geberik. Direkt söylüyorlar, direkt küfür ediyorlar. Geberiksin sen diye. GTA Vice City çöktü. Uzun bir süre GTA Vice City oynayacağımı düşünmüyorum artık. Hani görevi tam da çözmüştüm ve yapacaktım son denemede ama herhalde bundan sonra GTA 5'e de mi devam ederim çünkü şuramda bir acı. Sevilememiştim daha ben o oyunu. Neyse zaten diğer görev o kadar da zor bir görev değildi ama da. Az önce çok anlamsız bir kelime söyledim. Uyduruk bir kelime söyledim. Ben de bilmiyorum. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu yürüyen keyif almışsınızdır. Yürüyen keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayat yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.